Cemre. Bugün sizinle nasıl bir videodayız derseniz eğer, çok sevimli ve bir o kadar da özlenen bir video ile sizinle birlikteyim. Bu arada kalkül kestirdim. Nasıl olmuş, nasıl? Aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın, bunu şimdiden söylüyorum. Ben çok sevdim. Direkt olarak videonun konusuna geçiyorum. Arkadaşlar, yaz geldi. Yani İstanbul'a geldi mi çok bilmiyorum ama Dominik'te yaz varmış. Bana öyle dediler. Bak, yutkunamadım. Oldum yani, yutkunamadım. Dominik'te yaz varmış dediler. Burada dediler kış gelmiyor dediler. Biz de pılımızı pırtımızı toplayıp Dominik'e gitme kararı verdik. Acun abi ben ve benim gibi birçok influencer arkadaşımızı bir araya toplayıp Dominik'e götürüyor arkadaşlar. Onlarla birlikte eğlenceli güzel vakitler geçirilecek. Çok güzel videolar çıkacağına da eminim zaten. Sizler de bunlara tanıklık edeceksiniz. Ama hepsinin öncesinde sizlere Dominik'e giderken yanımda neler götürüyorum onları göstermek istedim. Yani bavulumu sizinle birlikte hazırlayacağım. Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Survivor falan bakalım nasıl geçecek. Çok heyecanlıyım gerçekten. Kıyafetlere geçelim. O sırada da zaten bol bol konuşuruz. Şimdi yatağın üstünde ne var ne yoksa dizdim. Ne kadar yazlık kıyafetim varsa, şortlarımı, elbiselerimi, efendim söyleyeyim, olmayan sandaletlerimi, her şeyimi buraya koydum. Kıyafetlere geçiyorum direkt. Biliyorsunuz ki ben bir crop manyağıyım. Crop top benim vazgeçilmezimdir arkadaşlar. O göbek gözükecek. O göbek gözükecek. Annemin arkadan yemek sesi gelecek. Yoksa videoya asla devam edemiyorum. İçimde kalır yani. O yüzden direkt croplarımdan başlayacağım. Benim vazgeçilmezim renk. Beyaz. Böyle bir şey aldım. Boyundan geçirmeli bir crop bu. Eminim çok güzel duracak. Bunu hot shortlarla giyeceğim. Gideceğim oraya. O kumsalda, o palmiye ağaçlarının altında böyle modeller gibi poz vereceğim. Böyle böyle yapacağım. Sizler de zaten Instagram'dan onları görebilirsiniz. Beni hala daha Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer, oradan da takip etmeyi unutmayın. Hemen gösteriyorum şöyle. Pembe bir tane crop aldım. Bu arada bunların hepsini tek tek göster göster asla bitiremem arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum o yüzden. Böyle arkası detaylı. Sırt dekolteli. Gene pembe. Pembe de Converse aldım kendime. Bana dediler ki Dominik'te Converse giyemezsin. Ben dedim ki giyerim. Neden giyemiyormuşum? Giyerim. Ben zaten ayaklarımı gösteremediğim için ne halt edeceğim bilmiyorum. Ayaklarımı gösteremiyorum ama kendime aldığım ayakkabıya bir bak. Böyle bir sandalet. Bundanım var artık. Bundan aldım. Bundan aldım. Neyse, croplarıma devam edeceğim. Ben galiba her şeyimi beyaz almışım bu arada. Gene beyaz bir crop. Böyle tatlı, balon kollu. Bu kadar çok şeyi orada giyebilecek miyim bilmiyorum. Pembe aldığımın beyazı. Çok değişik bir şey aldım. Bunu kesinlikle ben değil Merve giyer. Bunu nasıl giyiyorsunuz? Ben bunu hayal ederek aldım ama giyerim kesin. Merve de giyebilir. Ben de giyebilirim. Bilmiyorum. Bunu da böyle koydum. Bu arada bir sürü şapka aldım. Bunu aldım. Şöyle göstereyim. Bunu aldım. Üzerine aynısından böyle şapka aldım. Hatta yetmedi. Gittim bir de çantasını aldım. Bunları böyle takım yaptım. Bunları böyle giymeyi düşünüyorum. Hayal ediyorum. En azından öyle bir hayalim var yani. Neyse, şapkamı şöyle koyayım. Tişörtümü şöyle koyayım. Bunları bavula da yerleştireceğim hızlıca ama önce size birazcık göstermek istedim. Oraya gittiğimde hedeflerim arasında çok fotoğraf çekilmek var. Çok güzel videolar çekmek var. O yüzden bir sürü şey götürüyorum yanımda. Bir tane değil, bir sürü. Yine maviden devam edeyim. Böyle bir tane crop aldım. Maviş maviş. Bakayım başka ne renk almışım. Siyahlar zaten vazgeçilmezim. Aynı rengin her rengi var. Böyle moru, kahverengisi, siyahı, pembesi. Şöyle bir şal. Bunu nasıl giyeceğimi bilmiyorum. Bu bunun sırtı. Böyle garip bir şey. Ay, ilk yurt dışı deneyim. Çok heyecanlıyım. Ben gerçekten içim içime sığmıyor. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Hatta ne götürülür onu da bilmediğim için ne var ne yok. Hepsini götürüyorum. Annem iki bavul yaptı. Ben dedim iki bavul birden dedim hayatta dedim taşıyamam. Tek bavula düşürelim dedim. Tek bavula düşürdük. Kaç günlüğüne gidiyorum peki? 5. Buradaki kıyafetlerle ben 6 ay yaz yaşarım. 6 aylık yaz kıyafetim var burada. Croplarımı tek tek dediğim gibi onların hepsini böyle açık açık göstermeyeyim çünkü gerçekten çok var. İnanılmaz derecede çok koymuşum. Böyle bir şey aldım. Bence bu çok sevimli. Koşuyordun üstünde tam giymeli. Şimdi belki havaalanına giderken giyebilirim. Havaalanı kombini çok önemliymiş. Benim en çok önem vermem gereken şey havaalanı kombiniymiş. Hangi stilde gideceksin ama? Hangi stilde gideceğim? Temiz, beyaz şort, kot ceket, üstüne şu mavi crop top. Crop top. Üzerine şapkam, altına çantam. Ay, koluma çantam. Altına da mavi ayakkabı aldım onlar. 10 numara kombi, havalı. Üzerime de bir tane. Zaten ekstra bir tane kolay koydum. Yani koyacaktım.
şöyle cıvıl cıvıl bir polar aldım. Tam survivor'lık. Giyiyorsun, yağmura, çamura, kara, her şeye dayanıklı. 10 numara. Giyip Cemalcan gibi poz vereceğim. Onun bir tane komik fotoğrafı var böyle. Kapşonunu kapatmış böyle evce bir. Her kıyafetime uygun gözlük götürüyorum yanımda. Parmak arası terlik aldım yani. Hemen onu göstereyim. Dümdüz. Parmak arası terlik. Tam anne terliği. Bir koyuyor yoksun. Yoksun. 3 kilometre öteden atsın gene kafana gelir yani. Öyle. Devam edeyim. Ben elbiseler aldım kendime. Cici bir sürü elbise aldım. Onları göstereyim hemen. Böyle bir tane elbise aldım. Böyle giyeceğim bunu böyle. Altında da az önceki beyaz ayakkabıları. Turuncu bir tane aldım. Gerçekten ben turuncu ve mavi hastasıyım. Bu böyle askılı, sırt dekolteli. Annem şort tulumumu koymuş hiç giymediğim için. Belki orada giyerim umuduyla. Ben böyle şeyleri eskiden hiç giymezdim. Şu an çok cici kız elbisem var. Bir de böyle bir şey var. Bunu nerede hayal ettiğimi bilmiyorum. Belki bizi şeye falan götürürler. Orada güzel bir parti olur. Alan olur. Survivor Dominic izleme şeysi olur. Bu arada çok güzel bir vlog çekeceğim. Önümüzdeki haftada vlog sizlerle olacak zaten. Vlogu izlerken kahkaha tufanı olacağına eminim. Şimdiden garantisini veriyorum. O yüzden bildirimleri açmayı ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam ediyorum. Bakayım. Bu ne biliyor musunuz? Olmazsa olmaz. Malum şimdi okyanusta yüzeceğim için arkadaşlar normal bir deniz değil yani. Okyanusta falan yüzeceğiz. Okyanusta yüzeceğim! Çok heyecanlıyım. Merve yüzme bilmiyor. Eminim ki hepiniz çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum bir kız olarak. Kot şortlar. Her renk tonunda. Böyle bir tane aldım. Yırtık pırtık her yeri klasik. Böyle. Gene yırtık. Ama favorim bu. Bunu giymek için var ya sabırsızlanıyorum. Bunun böyle buraları yok bak. Her kombinime uygun çanta. Bu beyaz, işte siyah, bu mavi gibi çantalar. Ayrıyetten de şöyle bir şey. Ekstra bir makyaj çantası yapacaktım normalde ama yapamadığım için bunu komple makyaj çantası haline getirdim. Ya zaten eminim orada çok yoğun makyajlar yapamayacağımızı düşündüğüm için o sıcağın anında çok da bir şey koymadım. Bu kadarcık bir şey koydum yani. Bakalım gittiğimde göreceğiz. Sonra ne yaptım? Şampuanımı... Şampuanım değil bu. Converse dedim. Dünyanın en tatlı Converse'i. Sonra bakalım başka en önemlilerinden birine geçiyorum. Öncelikle saçlarım için şöyle bir tane bakım yağı kullanıyorum. Bunu yanından ayıramam yoksa saçlarım ayrılmaz. Bir tane vücut spreyim. Barbie tarağı. Çok tatlı. Ve takılar. Bunlar hal. Yağma. Zaten gülücük takıntılı olduğumu hepiniz anlamışsınızdır. Böyle bir smile. Onun aynı şekilde smile yüzükleri var böyle. Sonra böyle rengarenk mavi bileklikler. Sonracığıma geliyor. Kolyeler. Yine smile kolyesi. Çok güzel duracağına inanıyorum. Bikinilerle falan. Böyle. Bunun içinde de takılarım falan var. Yani size de gösterdiğim kadarıyla. Ekstradan parfümüm var. Tokam var. Ve birkaç tane de incili tel tokalar falan var. Böyle tatlı tatlı durabilecek. Bunu da böyle koydum. Normalde ben kendime yeşil bir tane bikini aldım arkadaşlar. Ama dediğim gibi benim 2 gün önceden haberim olduğu için benim birçok ürünüm gelmedi. Onların arasında gelmeyen yeşil bikinim de var. Canım yeşil bikinim. Onun üstüne giymek için böyle bir pareo almıştım. O gelmedi ama bu geldi. Olsun. Bu şekilde giyerim diyorum ve o yüzden bunu aldım yanıma. Çok aşık olarak aldığım diğer bir elbise. Bunun dekoratisi falan çok tatlı. Merhabalar. Ha bir de bikinilerini böyle beline bağlayabilmek için böyle bir şey aldım. Ne deniyor buna? Pareo. Böyle bir şey aldım. Şu an mesela Domino'ya gidiyoruz ama bir sonraki gitmek istediğim yer neresi? Kendime bunu sormaya başladım şimdiden. Sizler de nereye gitmemi istiyorsanız, atıyorum hangi ülkeye gitmemi istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Fikirlerimiz büyük ihtimalle zaten uyuşur. Bakalım. Bir sonraki vlogda bakarsınız Amerika'da olurum. Bakarsınız Çin'de bungee jumping yaparken bulursunuz. Yani bir şey demek istemiyorum ama siz nerelere gidebileceğimi artık kestiremeyeceksiniz. Gidiyorum. Çok uzaklara. Akşam oldu artık, bitti her şey. Şezlongda uzanmayı falan bıraktım böyle. Eve geçtim, evde giymeye. Evde diyorum, otelde giymeye. Böyle bir tane eşofman. Üzerine tatlı bir tişört. Hemen sevimlisinden, en tatlısından. Şimdi aslında ana şeylere geliyorum. Yani mayolarım, bikinilerim, falanlarım, filanlarım. Onları size göstereceğim. Bakın şimdi aldığım en farklı
bikinimin üstü bu. Yine bir crop arkadaşlar. Ama utanıyorum, ne yapayım? Utanıyorum. Bunun altı da aynı şekilde böyle. Altını göstermeye de utanıyorum. Kızlar bundan nasıl gösteriyorsunuz? Böyle bir şey. Ucundan göstereyim bundan. Böyle bir tane takım aldım. Aldığım turuncu takımın altı gelmedi. Teşekkürler. Şimdi bunun altı da gelmiş olsaydı var, bu bana bir yapışacaktı. Nasip. Nasip diyorum ben bu işlere. Belki de Dominik'te daha güzelini bulurum. Bilemem. Diğer bir favori bikinim. Bu çok güzel. Böyle tek omuzlu. Böyle mor ve mavi. Her şey çok güzel olacak. Böyle strapless bir tane var. Böyle strapless aldık. Bunun altı da aynı renkte. Onun ardından bir tane var zaten. Bu dillere destan. Siyah. Çok güzel bir tane bikini var böyle. Ya da böyle de olabilir. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Nereden baktığınıza göre değişir. Çok detaylı göstermiyorum. Zaten üstünde göreceksiniz bunları. Fotoğraflarda, storylerde, TikTok videolarında. Bu arada TikTok adresim şurada. Instagram adresim burada. Ve takip etmek istiyorsanız da abone ol, şu aşağılarda bir yerde var arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda, yani vlogda görüşmek üzere. Bavulum bu kadardı. Şimdi bunları buraya yerleştiriyorum ve bavulumu alıp evden çıkıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bir de bana şans dileyin, olur mu? Her şey çok güzel olsun.